Peki hocam, kalp krizi olmamak için bir önlem alınabilir mi? Kalp krizinin çok nedenleri var. Bir kere cinsiyet önemli. Erkeklerde daha fazla gözüküyor. Ayrıca genetik çok önemli. Ailede aile öyküsü çok önemli. Şeker hastalığı başlı başına damarların sertleşmesini sağlayan ve kalp krizine yol açan bir olay. Kan yağlarının kötü olması, kan yağlarının yüksek olması, bu yağların damar içerisinde damar duvarına yerleşmesini sağlamakta ve dolayısıyla kalp krizini hızlandırmakta. Tansiyon, hipertansiyon, sigara içmek, efendime söyleyeyim, ve ağır stres olması, stres de çok çok önemli. Obezite de önemli, efendime söyleyeyim. Yani bunlara dikkat edilmesi gerekir ve bunların da tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmediği takdirde 2-3 faktör bir araya geldiği zaman kalp krizini davet ediyor. Kalp krizinden önce de bir takım belirtiler olabilmekte bazı hastalarda. Bunlar çok önemli. Bazı hastalarda yürürken göğsüne ağrı gelir. Hastayı durdurur. Durunca hastadaki göğüs ağrısı geçer. Buna kronik stabil angina pectoris diyoruz. Bazı hastalarımızda istirahat halinde gelir. 10-15 dakika sürer geçer. Bu da kalp krizinin ön belirtileridir bunlar. Yani ileride kalp krizinin gelebileceğini gösteren belirtilerdir. Bunlar oldukça önemli. Bazen hastalarda da kalp krizi ortaya çıkar. Kalp krizi ağır olabilir, hafif olabilir. Hani bunlara girmenin çok fazla gereği olduğu kanaatinde değilim. Ama hastalarımızın böyle bir durumda hemen en yakın kardiyoloji merkezine müracaat etmeleri sağlıkları açısından çok çok iyi olur kanaatindeyim.